Tuğçe. Rengini çok beğendim gerçekten ama kemerini çok spor buldum. Aslında orada siyah bir leke gerçekten yakışmış ama ayağında zaten metal aksesuarları var. Cüzdan gibi bir şey yok. Biraz küçük buldum yani uygun bulmadım çantanı. Küpeni beğendim. Rengini de çok beğendim. Yakışmış ama kemer daha farklı olabilirdi. Sadece dümdüz bir siyah bir leke olabilirdi. Yani şöyle ekleyeyim. Dümdüz siyah da bana göre çok basit geldi. Bilmiyorum, ben bunu tercih ettim. Kendimi şu an iyi hissediyorum bunların içerisinde ama... İyi hissediyorsan mükemmel. Sonuçta birinci sezonda o kadar rüküş lakabı takılıp da şu anda kendine güvenip gelmen evet. Çok güzel. Rüküşe rağmen, lakabına rağmen gelip burada iddialı olman. Tabii ki o zaman da vardı ama dediğim gibi yani... Ben demiyorum o diyor. Bir de burada bir şansı oldu onun arkada görebildi. Biz de izleyebildiğimiz kadar izledik tabii ki böyle bir programı kaçırmadan takip etmeye çalıştık. Ama onun modayla çok alakası yoktu. Hayır, çeşit görmüş oldun sen de. Sonuçta bizim bu programla biz içindeyiz ama dışarıdaki insanların da ufku açıldı. Biz içinde oldukça daha çok ufkumuz açıldı. Daha çok çeşit görebildik. Bundan bahsediyorum ben sadece. Teşekkürler. Genel olarak gerçekten beğendim. Sadece kemerin sadece düz bir leke olabilirdi. O kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tuğçe'cim sen de bir program sundun tabii ki. Evet. Değil ben, mi? Teşekkür ederim. Yapım ekibim sayesinde iki tane program sundum ben de. Daha önce yapmıştım ama hiç bu kadar profesyonel ve güzel bir projede olmamıştık. İnşallah buradan sonra daha güzel işlerimiz olur. Tabii ki All Star'da yarışmaya geldiniz ama bu yarışmanın her birinize ayrı ayrı katkıları var. Yeni açtığı kapılar var. Önemli bir platform. All Star'dan sonra zaten bu kapıları açmış yarışmacılar olarak bakalım daha nelerle karşılaşacağız. Sizleri nerelerde göreceğiz. Merakla bekliyoruz. Nihal. Merhaba. Merhaba. Bence rüküş lakabından kurtulamamışsın bugün. Küpelerini, kemerini, ayakkabılarını beğenmedim. Tek beğendiğim şey üstündekinin sana yakışan bir renk olması ve dekoltan. Onun için de beğenmedim. Bu arada kelime bizim sadece jürilerimize aittir. O kelimeyi buradaki hiçbir arkadaştan bir kere daha telaffuz edilmesini istemiyorum. Jüriler rüküş. Bu konuda duayen olduğu için onlara saygım sonsuz ama hiçbir arkadaştan yarışma boyunca bu kelimenin bana söylenmesini istemiyorum. Ayrıca ayağındaki stilettoya bakıldığında şu anki ayakkabımı beğenmemenden de senin de zevkinde bir problem olduğunu düşünüyorum şu an. Teşekkür ben çıktığımda stilettomu eleştirirsin. Bu pantolonun altına ne giyebileceğimi de söylersin Gizem. Çok biliyorsun. O zaman da söylerim. Sorun değil. Bu çok bilmekle alakası yok Nihal. Bu bir moda programı olduğuna göre şık ya da rüküşü ben de kullanabilirim. Burada eleştirmek için burada oturuyoruz. Hani ben sana hakaret etmedim. Sen dedin ki... Bu senin fikrin değil ama. Bu senin fikrin değil. Bence de rüküşsün. Artık benim fikrim. Bir daha tekrar edebilir miyim? Senden rica ediyorum ve diğer arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Bu kelimenin bana bir daha telaffuz edilmesini istemiyorum. Bu bir ricadır. Bak, rica. Tamam da bu bir moda programı. Şık, rüküş, stilsin ya da değilsin kullanabiliriz çok bunları. Bir sorun var mı? Nihal çok konuşuyorsun bana ya. Bana soruyorsan eğer, şimdi burada jürinin ona taktığı bir lakap olarak kendisi de fazlasıyla... bununla kendisiyle dalga geçebilen bir yapıya sahip olduğu için evet. Şimdi böyle bir tavır sergileyince farklı bir bakış açısı aslında sen saygı göstermek yıl oldu. Gerekir hayır, diye Nihal bir şey söylemiyorum bak adım bir yıl geçti yani. bir yıl boyunca ki kızlar ikinci ve üçüncü sezondaki arkadaşlarımız da burada esprisini de yapmadık mı Özden sen de gülmedin mi güldüm rica ediyorum kullanmayın şu an gayet normal bir yorum yaptım. Ne seni anormal aşağılayıcı yaptın, bir ses tonuyla konuştum. Hayır, ne de. Asla aşağılayamazsın zaten. Bana da rüküş diyebilirler. Tamam, buraya saklayalım. Eleştirilmeyi göze alarak geliyoruz değil mi tabii Gizem? Ki. Ben tabii de sen Tuğçe'ye hızlandın benden çıkarıyorsun. Saçma oldu. Aa, hayır biz Tuğçe'yle çok güzel bir diyalog geçirdik az önce. Yanlış duydun hayır, bence. Hayır sen buraya gelirken dedin ki ben rüküş lakabını... biz her zaman. Tuğçe bir saniye Nihal tamamlasın. Rüküş lakabından kurtulmak istiyorum diyerek geldiğin için bugün kurtulamamışsın diye başladım cümleme. Tamam, aşağılayıcı bir ses tonu tamam. Ya da bir hakaret ya da programın formatına uygun bir şey kullanmadım. Formattan olmayan, bahsetmedim ki. Olmayan bir şey formattan bahsetmedim. Şahsım adına rica ediyorum. Parantez içinde rica ediyorum. Şık gelirsen şık da derim Gizemciğim. Güzel görünüyorsun yine de.
Ayşe? Biz her zaman şimdi ikinci, üçüncü sezondaki arkadaşlarımızla birbirimizle daha yeni vakit geçirmeye çalışıyoruz. Biz her zaman tarz üzerinden tartışmaya devam ettik. Burada tartıştığımızda arkada birbirimize yardımcı da olduk. Keza buraya geldiğimde hiç hoşnut olmadığım, hatta nefretle baktığım arkadaşlarım da var. Bunun bir açıklamasını yapayım orada bizim biraz önceki konuşmamızla ilgili bir şeyi söylediği için. Rüküş olayına gelince sen özgüvenli bir insansın. Bana ilk sezondan beri Yılmaz Morgül diyorlar ve bana hala neredeyse bir yıl oldu hala diyorlar. Sen kendine barışık bir insansın. Keza ben de öyle. Çok ağladım, çok güldüm. Arada da sinirlerim bozuluyor ama bu rüküşlük olayına bir çarpı yapmaman gerekiyor. İlk ben lafı aldığım için bana da geldi diye düşünüyorum. Hayır, konuyu zaten ben açtım. Yani kırman evet. Gereken bir rüküş lakabı var. Yani sana bu takıldı. Bunu da zaten ben söyledim. Ama burada söylediğiniz hani Gizem'in gerçekten bunun altını çizdiğin zaman bir yaranı açığa çıkarmış durumdasın. Böyle bir şey yok da eskiden. Şaşırdım ben. Hayır Öykü Hanım, ben rica ettim. Peki. Kendilerine kalmış. Hani tekrar söyleyebilirler. Ben göreceğim yani. Benimki bir ricaydı. Benden de rica etseler ben de. Benimki bir rica. Bundan sonra yaparlar ya da yapmazlar, söylerler ya da söylemezler. Ama bir kere daha kullanan olursa cevabım bile olmayacak. Bunda da netim yani. Peki, Gizem bir rica ile başladı demek ki yarışmaya. Saygı gösterirsiniz, göstermezsiniz. Bunu önümüzdeki aynen günlerde öyle göreceğiz. Peki, hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin jürinin karşısına. Gizem Güler, ayakkabı 200 TL, elbise 400 TL, küpe 20 TL, kemer 100 TL, yüzük 20 TL, çanta 2500 TL. Buyurun efendim, söz sizde İvana. Ben o çantaya kaldım. 2500 TL. Çanta gardıropta vardı. Yeni eskiden almadım. Kemer de gardıropta vardı. Ayakkabı da vardı. Elbiseyi diktim. Neyse ama zamanında aldın. Değil mi? Vardır ama aldın. Bana ait değil. Harcadın, para harcadın. Bana ait değil. Sana ait değil. Hayır, değil. Değil. Bana ait değil. Neyse. Renk yakıştı sana. Ama senin yapı olarak omuzlar geniş olduğu için bu balon omuzlar seni daha geniş gösterdi ve bu elbise sana yakışmadı canım. Kemerin belin biraz daha geniş gösterdi. Yani 400 TL için elbise güzel, eyvallah, harika, renk ama senin yapında göre değil bu elbise. Kombin yaptın kombin, zaten o çanta 2500 TL'ydi, hayli fiyatını çok fazla. Hem de çanta hem de küpe biraz alaturka. O krep elbise, o kemerine o taktın modern takıları ve ayakkabıyla olmadı yani, uymadı. Karışık görüyorum seni. Saçları da çok sevmedim. Senin yan saçların o güzel yüzünü biraz kapatıyor. Alın küçük olduğu için biraz daha açması gerekiyor. Daha güzel bir şey yapabilirdin düşünüyorum ama tekrar diyorum, yanlış bir kombin ve seçin vücuda göre. Yerine göre, bilmiyorum, tam duymadım, nerede gidiyorsun? Sosyal medyadan takip ettiğim bloggerlar var. Onların kokteyline gidiyorum. Evet, yani kokteyl için güzel bir elbise ama yanlış bir seçim. Teşekkürler. Bu arada o yüzükleri artık takmayın lütfen. Ben geçen sezon, taktım. Sezon önce herkes taktı ve özellikle bu kadar abartılı. Güzel durmuyor bence. Gizemciğim. Efendim? Ne diyeyim sana İlgün olarak? Dört puan. Teşekkürler. Aman. Ne yaptın Gizem sen? Ne yaptım? Ne yapmışsın? Aynaya baktın tabii çıkarken. Evet. Ayakkabın ayrı bir dünya. Kemer bambaşka. Küpen, çantan. Ah o yüzüklerin. Elbisenin renginde ruju da dayamışsın. Tam bir kargaşa. Hepsi birbirinden ayrı tarzlar. Belki birbiriyle kırıp yumuşatmaya çalıştın ama olmamış. Aynen, aslında öyle yapmaya çalıştım. Böyle olmaz yani, yanlış yapmışsın. Kafan tamam. İlk günün azizliği herhalde diyebilirim. Olsun, hazırlanıyorum çünkü. Rüküş Gizem lafına bozuluyor musun? Hayır, ben az önce şunu söyledim. Sizler tarafından söylenildiğinde benim için sorunu yok.
ama yarışmacı arkadaşlarımdan bu kelimeleri ben duymak istemiyorum. Çünkü benim de beğendiğim var, beğenmediğim var. O yüzden çok da kendimden çok üst görmüyorum. O yüzden de bu kelimeyi bana söylemelerini istemiyorum. Aynen, bunu zaten sana Nur ama taktı. Ama siz farklısınız. Biz sana söylerken ne amaçla söylediğimizi biliyorsun. Aynen, biliyorum. Bu sana Nur'un evet. yakıştırdığı bir evet. lakap oldu. Artık bütün Türkiye seni evet. Rüküş Gizem olarak tanıyor. Bunu kullanacaklarını ben sanmıyorum. Gördüm. Ama bunu sadece sen kullanabiliyorsun kendine, Rüküş Gizem. 4. Teşekkürler. Rica ederim. Bak. Ay. Çok mu alınıyorsun? Haklısın. Teşekkür bir tek ederim. Ben söyleyebilirim. Çünkü nasıl Sebastian bana aitse bu Rüküş de bana ait. Patent değil sende. Patent bende. Rüküş Gizem. Canım. Güzel Gizem. Efendim. Tatlı Gizem. Efendim. Hoş geldin. Hoş buldum. Seni bilirsin. Seni defalarca neler yaptım, neler söyledim. Hep böyle boynunu büker, teşekkür eder gidersin. Hep öylesin, hiç değişmedin. Çok güzel bir kızsın. Teşekkürler. Elbisene gelince. Evet. Şu çantanı yere koy. O pahalı çantanı. Elini şöyle kapat şuralarını. İyice kapat. Daha kapat boğazına kadar. Evet, evet. Hem burası hem o bacak açılmaz. 1000 kere söyledik. Kapanmıyor. Varsayalım kapandı. Bak, neden bak. Acaba? Onu bak, gömlek gibi kapat şuranı da. Götür. Bak. 70'ler yapıyorsun. Evet, evet. Ama onu yarın yapacağım. Her neyse, bu elbise böyle giyilir. Tamam. Öyle diyeyim arkadaşlar. Kesinlikle. Aynen. Bir de gözlüğünü verdin mi tam olur. Ondan. Hadi gel gözlüğümü de vereyim. Ah. Ve küpe çıkart. İvana senin sıran mı? Geçti. Ama söyleyecektim biliyorum. Doğru, haklısın. Hatırlamak istedim sadece. Ay, bizim gibi jüri yok. Nasıl oldu? Yok, dünyadaki yok. Bakayım canım. Ha. O küpeni çıkar baby. Evet. Ah canımın içi. Zaten bunu düşünseydim burada olurdun. Orada ne işim var? Bak. O kemeri de çıkar rica ederim. Bir Sebastian da ben bak, istiyorum Allah'ım. Canım şey o kemer, bak o kemer neyse. O kemer bu ipeğin üstünde olmaz. O ipek bir kumaş. Şifon mu, ipek mi? İpek değil. Şifon bir şey, gibi bir şey. Şifon işte gibi. İşte kreptomur bir şey yani. Aynen. Ya o tamam o kemer olur ama bunun üstünde olmaz. Bunun üstü böyle incecik. Şöyle 2 santime. Tabii ben olsaydım, ben o vücutta olsaydım, o elbiseyi giyseydim. Böyle koyu ten bir kemer takardım onun üstüne. İşte olmamış biraz. Teşekkürler. Ah Gizem'im benim. 4 diyorum Gizem. Teşekkürler. Ama umut vaat ediyorsun bana. Ben de öyle düşünüyorum. Umut en azından bunu söylemeniz benim için yeterli şu an. Umut vaat ediyorsun. Tabii ki bu bir tarz yarışması ama her zaman hal ve hareketlerini de çok takdir etmişimdir. Bu da sana yeter. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Jüriden 4 puanları aldın. Yerim ben seni. Bu en çok size yakışıyor. Şu kartçının adresini verin bana. Hepiniz bir model. Stiletto'ların acısını bacak boyum uzatsın diye çekiyorum. Onların daha kısaları var ve onları giymeni tavsiye ederim. Çünkü yürüyemiyorsun, titriyorsun. O ayakkabıları o desenli türünün altına giymeye hakkın yok. Öyle bir şey yapamazsın bence. Yani ben aslında seni güçlü bir rakip olarak görmüyorum bu kadroda. Bu ne yani? Şu an bakıyorum. Adanalı halinden bir eser yok. Burada böyle minilerini saklayıp da gezen sendin. Sadece siz kafa karışıklığı yarattığınız için bana göre birinci oldunuz. Bu kadroda sizin finale kalabileceğinizi asla düşünmüyorum. Feci Ezgi, o çanta, o ayakkabı, o elbise.
ben dedim. Vallahi keşke mini şort giyip gelseymişim ben de yani. Şimdi ne demek istedin sen mini şort giyip gelseydin? Ben İçimden geçti. İçinden mi geçti? Sesli düşünemezsin sen burada. Eğer ben de senin gibi sesli düşünüp söylersem oturur burada ağlarsın. Kurallarımızda değişiklikler var. Hafta boyunca özellikle galada da bunları tekrar edeceğiz. Günün en kötü giyinen yarışmacısını seçeceğiz. Sana 6 veriyorum. Benden sana 5 puan. 6. Çok iyi. Öncelikle en düşük puan olan alan 3 yarışmacımızı çağırmak istiyorum. 3 tane kızımız karşımıza geldi. Kadersiz kızlarımız. Bana göre bir kraliçe buraya gelirse koruma altına alınmaması gerekiyor. O yüzden... Nihal Can'dan olmadım. Bir de bugün böyle kendim dışarıda giyebileceğim şeyler giymek istedim. Heyecanım belki birazcık yatıştırır diye. Ama yatıştırmadı. Çok heyecanlıyım. Kendine en yakın bulduğun kıyafetler üzerinde şu anda. Yani evet, bunları giyip dışarı çıkabilirim gayet. Dışarı çıkabilirsin. Peki nereye gidiyorsun bu kıyafetinle? Nereye gidiyorum? Yine bir senaryo yazdım. Hadi bakalım. Tam bir Türk filmi. Şimdi biz, bir çocukla flörtöz. Ondan sonra çocuk beni daha zengin biri için bırakıp gidiyor falan. Benim de biraz maddi durumum yerinde değil. Üzülüyorum, ağlıyorum falan. Sonra tabii ki de çocuğun başına kötü şeyler geliyor. O geriye gidiyor, ben ileri gidiyorum. Para kazanmaya başlıyorum. Sonra o iş aradığını duyuyorum. Bir şekilde ulaşıyorum. O benim olduğumu bilmiyor ama işvereni, patronu benim. Böyle sandalyelerden dönüyorum. Şöyle geri dönüp. Kötü kahkahalar atacağım. Fakir ama onurlu bir genç kız verdi, bilmem hatırlıyor aynen, musun diye. Aynen. Güzel. Gel bakalım. Kankitoş'la başlayalım. Özden. Ya beğendim ama böyle birazcık karışık geldi. Burada böyle çıt çıtların var. Paçaların böyle çok hareketli. Bir de yine metal renkleri tutmamış. Gold'la gümüş kullanmışsın. O yüzden gümüş onları... nerede? Çantan gold. O çıt çıtların gümüş rengi duruyor. Çantandaki metalini de keşke hani öyle bir şey seçseydin. Aslında pek öyle değil, böyle garip. Bu ne tam altın, bu ne tam gümüş. Böyle ikisi arada kalmış olunca uyar diye düşündüm yani. Ya onları çok böyle hani uyduramadım. Bir de buradaki pencereler, burası açık. O açıklıkları sevmedim. Daha hani normal paça pantolon giyseydin, hareketli olmayan daha güzel olurdu. Onun dışında böyle dışarıda görsem yadırgamam seni. Ama All Star için uygun mudur bilemiyorum. Jüri soracak. Teşekkürler. Peki Ezgi? Biraz önce Ezgi dediniz de ben cevap verecektim ki... Peki nasıl ayıralım sizi? Bilmiyorum. Aranızda karar verin o zaman. Fark etmez. Tamam, senin de yorumunu alalım. Ben Nihal şey sormak istiyorum. Sen şimdi bu çocuğun karşısına patron olarak çıkıyorsun ya. Çocuk gerçekten sana böyle wow, hani sen önceden böyleydin, sana ne olmuş der mi gerçekten? Önceden nasıldın acaba yani? Ciddiden bak. Ama o yani. Ama bir şey söyleyeceğim yani. Nihal şişmandı. Çocuk ondan bir şok geçirir sen zaten. Sen de şikayet etme o zaman. Attın bombayı. Şişmandı, zayıflamış. Mı? Şişman değil de. Hani sen de bir değişiklik göremiyorum ama en çok üzüldüğüm mevzu. Ne güzel işte, yıllar geçiyor ben aynı kalıyorum. Peki var mı söyleyeceğim bir şey? Hayır, teşekkür ediyorum. Ayşenur'dan da son yorum alalım. İlk gün için pantolon giyip ve siyah giyip gelmesi bence çok kafasının karışık olduğunu gösteriyor. Pembe giyseydim zihnim açık olacaktı burada. En azından bir tarz edinseydin zihnin daha açık olacaktı. Böyle görmeyecektim seni karşımda. Türkiye'nin en tarz kadını iddiasıyla gelen sen bu ayakkabıları giyiyorsan ben böyle gelebilirim canım. Becerebildiğin tek şey siyah üzerine zaten. Siyah deriler, siyahlar. Yarınki kombinim renkli. Görüşürüz o zaman. Bilmiyorum yani yarınki kombini görebilecek miyim artık? O yüzden şu an eleme ben bir şey yok göremiyorum. Arada ama. Hayır ben şu an bir şey göremiyorum. Yarın da göremeyeceğim büyük bir ihtimalle. Sende değişen tek şey saçların olmuş. Saçların senin de lenslerin olmuş. Değiştirmişsin, güzel olmuş. Bacak boyun şu kadar görünüyor. Çünkü ceketin çok uzun ve pantolonun paçası da oldukça aşağıda. Çantayı da buraya böyle tutuyorsun ve bacak boyun böyle şu kadarcık kalıyor. Hayır, çanta çok büyük bir çanta kıyafetine göre. Büyük bir çanta kullanmışsın ve ceket de uzun olduğu için bacak boyun bu kadar kalıyor. Üst bedenin bu kadar oluyor çünkü içindeki büstiyer çok yukarıda ve pantolonun çok aşağıda. Yüksek bel bir pantolon giyseydin bacak boyun uzun olurdu, üst bedenin daha kısa olabilirdi.
Yani bunun dışında başka bir şey yok. Bu stilettoların konsept acısını bacak boyum uzatsın diye çekiyorum. Onların daha kısaları var ve onları giymeni tavsiye ederim. Çünkü yürüyemiyorsun, titriyorsun. Onları mı giymeliyim mesela? Tatlım, ben çok memnunum ayakkabılarımdan. Benim için yapıldı çünkü. Ben de memnunum zaten. Otururken böyle sandalyeden döneceğim izlediysen. Memnunsun ama düşüyorsun işte. Yok, düşmeden oturdum. Çok titriyorsun, böyle geriliyorsun falan. Olabilir, heyecanlı olduğumu söyledim Ayşe'nin. Ama yürüyemiyorsam giyme. İlk sezonda da bunu yaptın. İlk sezonda yaptığında bunu yapıyorsan hala geldiğinden beri. Hiçbir ben şey öğrenememişsin. Ben sürekli kameralar karşısında yapmıyorum yani. Gayet bunu doğal da yaparsan kamera karşısında. Benim gibi kalıcı olursun Nihal'cim. Sen kalıcı pardon, olduğumu Gün Nihal'cim. İzlerini sileceğime söz veriyorum o zaman bu sezon. Pardon Gün Nihal'cim. Kendi adı Ayşe yalnız. Burada alkışlıyoruz arkadaşımızı. Benim adım Ayşe Nur, altını çizerek düzeltiyorum. Ve adımdan çok çok memnunum. Ben de saklayıp memnunum. Gizlemiyorum. Ben de memnunum çünkü Nihal diye bir isim koymuş anne babam. Bana bir tercih hakkı vermişler. Ben de tercihimi yaptım. Ben burada izledim gördüm, yeterince anlatmana gerek yok. Teşekkür ederim. Yo, ben söylüyorum çünkü bizi izlemeyen seyirciler de yeniden izliyor olabilir. Bu senin için değildi yani. Hazır mısın Nihal'cim? Hazırım. Geçebilirsin. Nihal Can'dan ayakkabı 100 TL, ceket 359 TL, pantolon 150 TL, kısa büstiye 30 TL, takı 50 TL, çanta 119 TL. Hoş geldin Nihal. Hoş bulduk Kemal Bey. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim ben de. Şimdi konsepte göre ne kadara ne aldığınız önemli. Evet, hani çok ucuza aldığınız şeylerle çok yüksek puan alacağınızı sanmayın her zaman. Gideceğiniz yere göre çok pahalı bir şey de uygunsa eğer, ondan da yüksek puan alınabilir. Şimdi senin konseptine baktığımda sen çok zengin olmuşsun. Masalarda dönüyorsun. Buraya kadar görünüyorum ha, ama. Falan. Ama zengin görünmüyorsun. Rujum çok pahalı. Kurtarmıyor canım. Çok şık görünüyorsun. Eski Nihal'i göz önünde bulundurursak çok şık. Evet, değişmişsin. Sana yaramış bu ayrılık. Paçalarını beğenmedim. Bu üstündeki sert çizgilere o romantik şey uymuyor. Çantan güzel, ben beğendim. Normalde işte ucuza alınan şeyin kanaat puanı size atıyorum 5 ise 7 olabilir. Ama mesela şu an sen 7 iken zengin görünmediğin için. Param yoktu Kemal Bey. Önemli değil bak, Gizem de başkasının çantası 2500 lira almış gelmiş. Yani olabilir, illa ki sen para harca al demiyorum ama konseptini yapıyorsan destekle atın bundan sonra. Tamamen değişti her şey, onun bilincinde olun. Bir de küçük bir ricam var. İsimlerinizi kullanarak birbirinizi ezmeye çalışmayın lütfen. Bu sefer rahatsız gerçekten ben yapmadım. Kendisi yok, bana ben ortaya söylüyorum için. Hepiniz için geçerli. Açmayın o dosyaları. Ayşe de olabilir, Fatma da olabilir, Gül Nihal de olabilir. Türkiye'de bir sürü hepsi Gül ve Ayşe var zaten. Güzel isimler. Seviyorum ben bu tarz eski isimleri. Hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim. Gül Nihal. Nurellam. Siz deyince başka bir güzel geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok havalı geldin. Gerçekten mi? Ama sen yani kendine göre havalı geldin. Ama o dantel paçaları görmeseydim daha iyi olurdu. Hayal kırıklığına uğrattın beni. Sen burada aylarca yarıştın. Artık o paçalar demode. Bilmiyor musun? Ya bu pantolonu bilmiyorum böyle. Mağazaya girince titremeye başladım, aşık falan oldum. Herhalde ruh halimden dolayıydı. Yok, sana bir şeyler olmuş da bilemiyorum artık. Senin sadece tabii ki tarzın beni ilgilendiriyor. Saçlarını çok beğendim.